Değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktar'la sohbetler başlıyor. Adnan Bey, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Dedik bak, saat 11 dedik. Maşallah. Muhabbet ederiz. Gerçi 11'i geçmiş ama. Günaydın Erdem. Yakışıklı. Maşallah. Cildiniz mükemmel güzel. Maşallah, hiç yorulmuyorsunuz. Her yorulma saat... yok. Yok. Sabahtan beri ya, yani evet. Yapmadık, hiç bırakmadık. İnşallah. Yoğun faaliyet var. Maşallah. Araştırmalar, incelemeler. Evet. Maşallah. Ve her an güne yeni başlıyor. Evet. Son dakika haberi vardı Adnan Bey. Evet. Diyarbakır Kurşunlu Camii'nde bomba imha uzmanı polis kanas keskin nişancı silahıyla başına vurularak şehit edilmiş. Bomba imha ederken. Kurşunlu Camii'nde. Evet. Ya kardeşim, orada geniş kapsamlı bir operasyon yapılması lazım. Evet. Yani binlerce asker ve polise yapılması lazım. Sokaklarda polis, yani 100 metre, 200 metre bir çok nadir polis rastlanıyor. Biri veya iki tane. Böyle olunca adam her şeyi yapar. Her yer PKK'lı kaynıyor. Bir kere şüphe üstüne gözaltına alınmaları lazım. Allah rahmet etsin. Allah gani gani rahmet etsin. Allah annesine babasına uzun ömür versin. Sabrı cemil nasip etsin. Şehidimizin de şehadetini Allah mübarek etsin. Kutlu kılsın. Yani bütün evlere polis doldurursun. Polisin girmediği hiçbir yere bırakmazsın. Değil mi? Polisle beraber yemek yer halk. Bir de o dar sokaklar bilmem, onların hepsinin yıkılması lazım. Fakir insanlar, onlara adam gibi güzel evler verelim. Bütün o mahalleleri yerle bir edelim. Kur'an'da birçok yerde Mehdiyet'e işaret eden ayetler var ve sureler var. Mesela Kehf suresi baştan sonra Mehdiyet'i anlatır. Süleyman kıssasında Mehdiyet anlatılır. Yusuf kıssasında Mehdiyet anlatılır. Yani İslam'ın dünyaya hakim olacağı müteaddit ayetler de var. Evet. Cenab-ı Allah mesela Nur suresi 55'te diyor ki, Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara, samimi olanlara, yani üç kağıtçılara değil, samimi amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onlardan öncekiler kim? Evet. Baktığımda güç ve iktidar sahibi olan Zülkarneyn ve Süleyman var. Evet. Kısmen de Yusuf ve Yusuf var, Hazreti Yusuf var. Ama net olan, dünya hakimi olan Süleyman ve Zülkarneyn'den bahsediyor Kur'an'da. Ne diyor ayette? Hiç şüphesiz, bak hiç şüphesiz, onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Ya dünyaya iki kere dünya hakimiyeti olmuş İslam'ın. Üçüncü kere bu dünya hakimiyeti ne? Merak edip düşünmüyor mu bu adamlar ya? Bak, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak diyor. Cenab-ı Allah söz veriyor. Yeryüzünde, dünyada güç ve iktidar sahibi, yani dünya hakimiyeti kılacak diyor. Daha öncekiler yaptığımız gibi diyoruz. Süleyman ve Zülkarneyn gibi. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani bu şekilde anarşiyle, terörle ezim ezim ezilmeyecekler. Ve onları diyor, bak Cenab-ı Allah, korkularından sonra, şu an bütün İslam aleminde muazzam bir korku var. Evet, değil mi? Tabii. Korkularından sonra, mesela İslamofobi deniyor zaten. Evet. Değil mi? Evet. Yani bütün dünyada Müslümanlardan da korkuyor, Müslümanlar da insanlardan korkuyorlar. Onlar korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Güvenlik nasıl olacak diyor? Süleyman ve Zülkarneyn
kıssasında olduğu gibi, onlardaki gibi bir hakimiyet sağlayacağım diyor Allah. Nur suresi 55'te. Mesela Enbiya suresi 105'te andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Zikirden sonra Zebur'da da, yani Tevrat'ta ve Zebur'da. Ne demiş Cenab-ı Allah? Şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Samim olan kullarım dünyaya hakim olacak. E peki tamam, o zaman Cenab-ı Allah dediğine göre demek ki bu Tevrat ve Zebur'da var. Evet. E Tevrat ve Zebur'a baktığımızda Moşiyah'tan, Kral Mesih'ten, yani Mehdi'den bahsediliyor. Ve onun dünya hakimiyetinden bahsediliyor. E Kur'an da diyor ki Mehdiyet'ten bahsediliyor. İşte bahsediliyor. Oraya bakın diyor. E baktığımızda Kral Mesih, Moşiyah, Mehdi'yi görüyoruz. E hani bahsedilmiyordu? Kur'an oraya gönderme yapıyor. Bakın ben orada İslam'ın nasıl dünya hakim olacağını anlatıyorum diyor. Nasıl anlattığına baktığımızda da Moşiyah'tan, Mehdi'den bahsediliyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için Kur'an'da açık bir mesaj, gerçek bir çıkış yolu vardır. İşte anlatmış Cenab-ı Allah, söylüyor bak. Gerçek bir çıkış yolu ve mesaj var diyor. E bak diyor Zebur'a, Tevrat'a, bunu göreceksin. E baktığımızda dünya hakimiyetini ve dünya hakimiyetinde Mesih, Moşiyah tarafından halledileceğini, yani Mehdi tarafından icra edileceğini söylüyor. E o zaman nasıl inkar ediyorsun? Evet Fikret, seni dinliyorum. Aydın'ın Didim ilçesinden hareket ettiği sanılan mültecileri taşıyan tekne Bulamaç Adası yakınlarında sabah saat 04 sıralarında battı. Yaklaşık 50 sığınmacıyı taşıyan ahşap teknenin devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 2'si kadın, 4'ü erkek olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Tekneden 26 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak kayıp olan 13 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Bak bütün bunlara rağmen Mehdi geldi geçti diyorlar. Bütün İslam alemi kan ağlıyor. Yani mahvolmuş Müslümanlar. İslam alemi tamam birbirine düşmüş. Geceli gündüzlü birbirine 11 milyon Müslüman öldürdüler son yıllarda. Evet. Müslümanlar kendi kardeşlerini öldürdüler. Onlar da Mehdi geldi geçti diyor daha hala. Orta Doğu'nun karizmatik yakışıklı hocası, ellerinizden öpüyorum. Nasılsın hocam? Peygamberimiz diyor ki tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Yani dünyaya tam hakim olan 4 kişi vardı şu ana kadar. Onlardan ikisi Zülkarneyn ve Süleyman'dır diyor. Bunlar müminlerdendir diyor. Diğer ikisi Nemrut ve Buhtu Nasr kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacak. Yani İmam Mehdi. Mektup Bahtı Rabbani 2. cilt 1163. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi'l Muntazar sayfa 29. Elçilerini Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sınır, Saf suresi 9'da. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Hidayet nedir? Mehdiyet. Ve hak din üzere gönderen odur. Yani Kur'an üzere. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Yani sadece İslam dini kalacak. Müşrikler hoş görmese bile diyor Allah. Yani bu bağnazlar, tutucular hoş görmese de İslam'ı dünyaya hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Mehdi'den hoşlanmasalar da, İsa Mesih'ten hoşlanmasalar da, İttihat-ı İslam'ı istemeseler de, müşrikler ne yaparsa yapsın, ben İslam'ı hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Risale-i Nur'da 80'e yakın yerde Mehdi için şahıs ve zat diyor. Evet. Şahıs olur. Mehdi için hiçbir zaman şahsı manevi demiyor Bediüzzaman. Dese de mantığı olmaz zaten. Şahıs olmadan, talebe durmadan şahsı manevi olur mu?
Fetih Suresi 28 ki o elçilerine hidayetle, yani mehdilik vasfıyla ve hak diniyle diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Yasin Suresi 21. ayet. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Bak, tebliğ yapan bir kişiler var. Evet. Bu kişilere tabi olun diyor. Ama para karşılığı yapmıyorlar bunlar diyor. Allah rızası için yapıyorlar. Para almıyorlar diyor yaptıkları hizmetten. Ve onlar mehdilerdir. Bak, ittabiu men la yeselakum ecren ve hum muhtedun. Mehdilerdir. Muhtedun, mehdiler. Evet. Hani Kur'an'da geçmiyordu mehdilik? Geçiyor işte, anlatıyor. Ve ayet yine, Kur'an ayeti Tevrat'a gönderme yapıyor. Tevrat'a gönderme yaptığı yerde baktığımızda ben size söylüyorum diyor Cenab-ı Hak, gidin Tevrat'a ve Zebur'a bakın. Orada bahsediyorum ben diyor. Orada baktığımızda Mehdi'den, açıkça Mehdi'den bahsediliyor. Moşia, Kral Mesih, Mehdi'den bahsediliyor. Ve dünya hakimiyetinden bahsediliyor. Hani yoktu? Zümer Suresi 36. ayet. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkalarıyla, başka ilahlarla, putlarla mı korkutuyorlar? Allah kimi delalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, bir Mehdi yoktur diyor Allah. Mehdi. Açıkça geçiyor Kur'an'da. Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Furkan Suresi 56, Ebced'i 1981 yılını veriyor. Sen yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin. Rad Suresi 7, Ebced'i miladi 1982 yılı veriyor yine. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle, şeytanlar Allah'a sınır ve hak dinle gönderen odur. Tövbe Suresi 33, Ebced'i miladi 2005 tane veriyor. Allah şöyle buyuruyor, Allah dilediğini yaratır ve seçer, seçim onlara ait değildir. Tabii ki. İnşallah. Fikret, dinliyorum. Amerika'dan yayın yapan önemli bir haber sitesi, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden birisinin başkan yardımcısına ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını yayınladı. Ses kaydında yetkili şahıs, Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürmesinin Suriye'deki gerilimi arttırdığını ve bu durumdan firmasının dolaylı olarak faydalanacağını söylediğini ileri sürüldü. Habere göre ayrıca Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinin ilgili silah şirketinin jetlerine duyulan ihtiyacı arttıracağını, Yemen'deki savaş sebebiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin roket ve benzeri silahlara talebinin arttığını ifade etti. Kayda göre bir diğer önemli silah şirketinin yetkilisi de ürettikleri silahlara Orta Doğu ülkelerinin ilgisinin giderek yükseldiğini, Suriye'de DAEŞ, Yemen'de Husiler meselesi nedeniyle savunma ihtiyacının arttığını dile getirdi. İnternet sitesi Florida'daki konferansta Orta Doğu'dan gelen savaş haberlerinin yanı sıra Amerikan Kongresi'nde kısa bir süre önce kabul edilen savunma bütçesinin de gündeme geldiğini belirtti. Savunma sanayi şirketlerinin 607 milyar dolarlık savunma bütçesinden memnun oldukları ve yeni projelerin gerçekleşmesi için yeteri kadar talebin oluşabileceğini düşündükleri ifade edildi. Yani silah şirketleri köşeyi dönüyor, evet, bu imkanlarla. Tabii ki. Zaten amaç o. Hem Müslümanlar nüfusu azaltılıyor, evet, hem de Amerikan silah şirketleri ve diğer İngiliz, Fransız silah şirketleri multimilyarder oluyor. Olan gariban Müslümanlar oluyor. Daha böyle Mehdi çıkmayacak, İsa Mesih gelmeyecek, İttihat İslam olmayacak diye Müslümanları uyuşturmaya çalışıyorlar. Ama bunlar ne yapsa, ne ederse etsin, evet, Cenab-ı Allah dinini hakim edeceğini bize açıkça açık göstertiyor. Mehdi'sini de çıkaracak, İsa Mesih'i de zahir edecek. Hiç çaresi yok. Ne konuşurlarsa daha fazlasıyla biz
doğruyu anlatacağız.
bizim kadar Mehdiyet'le ilgili hadisleri anlatan dünyada hiç kimse yok. Evet. Bu bilinmeyen hadisleri dünyada anlatan hiç kimse yok. Kıyamet alametlerinin bu kadar bilimsel ve kesin delilleri ispat eden hiç kimse yok. Dünya hakimiyetini ayetlerle bizim gibi anlatan hiç kimse yok. Bütün İslam aleminde hemen hemen bir direnme var İttihat-ı İslam'a karşı. Kur'an'la anlatıyorsunuz Mehdi. Ve Kur'an'la anlatıyorum. Sözümü dinlesinler. Mehdi bir gerçek, İsa Mesih'in inişi de bir gerçek. Dünya hakimiyeti de bir gerçek. Yine bir sevgi etiketi yapalım, gündüz için yapalım. Sevgi dünyayı kurtaracak diyelim. Sevgi dünyayı kurtaracak. Sevgiden bahseden de yok. Evet, sevgiden, benim kadar sevgiden bahseden de yok. Sizden sonra bahsetmeye başladı. Hayret ya, benden sonra hakikaten birçok kişi bahsetmeye başladı. Ahmet Davutoğlu çok şeker bir insan, bayağı güzel huyla. Yani tam veli tinetli, yüksek vicdanlı, akıllı, müşfik, değerli bir insan. Ve bütün Türkiye'de onu seviyor. Yani onu kaybedecek bir tavırdan şiddete kaçınmak lazım. Benim Mehdiyet'i anlatımından bu kadar çekinmelerin nedeni, benim hurafesiz anlatmam, doğru olduğuna kesin kanaat getirttirmem. Yoksa ben böyle hurafe tarzını anlatsam bayılırlar. Hiçbir sorun çıkmaz. Kızan falan da olmaz. Yani kimse bir şey demez. Anan abi iyi ki varsın. Allah'a her gün şükrediyorum. Sizi tanıttığı için ellerinizden öpüyorum. Nide'den selamlar. Murat Çulazoğlu. Barzani Türkiye'ye gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş diyor. Efendim, ellerinden de öpüyorum. Allah şevkini artırsın. Dostumuzdur, kardeşimizdir. Bütün Türkiye'de yanında. Gönlü çok rahat olsun. Türkiye devletler de onun dostu. PKK'lılar boş yere kuduruyorlar. Hoş diyoruz PKK'lılara. Onların yaptığı edepsizliklere o da hoş desin. Bugün Tayyip hocamla görüşecekmiş. İyi, güzel. Mübarek bir insandır. Nakşibendidir. Evet. Beş vakit namazında nur gibi insan. Naim Tavus'tan rivayet etti. Ben Mehdi'ye kavuşuncaya kadar diyor, ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Kitab-ül Bürhan fi alametil Mehdi ile Ahir Zaman sayfa 17. Mustafa'yı dinleyelim biraz. Thank you.
Belgeselimiz yayınlanmaya başlıyor kanalımızda. Kur'an Mucizeleri 3. bölüm. Bu belgeselimizde Kur'an'ın tarihsel mucizeleri anlatılıyor. Çok güzel. Biz de izleriz. Enerji tükenmiyor maşallah. Maşallah. Nerede kalmıştık ki biz? Maşallah. Efendim. Dinliyorum. Bir uydu fotoğrafı vardı Adnan Bey. Kim kime uydu? Ya çok özür dilerim. Yani olabilir. Siz idare edin ben. Boş.
ilgili haber okuyorum. Ürdün'de çölün ortasında binlerce Suriyeli mültecinin kaldığı bir konteyner kentin uydu görüntüsü bu. Burada yaşam şartları çok ağır. Ürdün binlerce Suriyeli mülteciyi sınıra yakın bir bölgede çölde tutarak ülke içine geçişlerine izin vermiyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de mülteciler arasında hasta ve yaralıların olduğunu açıklayarak Ürdün'ün bu insanların hayatını riske attığını vurguladı. Ya Ürdün'e yardım etsin diğer ülkelere, evet, oturup çok... seyretmesinler, akıl vermeye gerek yok. 1,5 milyona yaklaşıyor mülteci sayısı Ürdün'e. Ne, içeri mi almıyormuş, ne yapıyormuş? Evet, yani çölde bekletiyormuş. Ha, yazık ya adamlara. Ya şu kepazeliğe bak, inanılır gibi değil yani. Ürdün'de Suriyeli mülteci dalgasının ağır şekilde etkileniyor onlar da. Ürdün'de mülteci sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Para vermek lazım, imkan vermek lazım. Yiyecek, onlar bakarlar, bir şey olmaz yani. Zengin Arap ülkeleri habire silaha para yakıtıyorlar. Kardeşim silah verme de işte o garibanlara ver de rahat etsinler. Şimdi kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz inşallah. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru Allah'ın takdir ettiği kaderde vardır. Engellenmesi mümkün değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı kurulan tüm tuzakların bozulacağını şöyle haber vermiştir. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek geçecektir. Kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O, nur yayan bir kandildir. Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kendisine atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Peygamber İbrahim Aleyhisselam gibi İmam Mehdi Aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da da olduğu gibi kendisine kurulan en tehlikeli tuzaklardan, yöneltilen en ağır suçlamalardan, iftiralardan ve kötülüklerden Allah'ın yardımıyla emin bir şekilde güvenliğe çıkacağını bildirmiştir. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.